Alo, söyle Tayfun. Abi şimdi bu Cemre Hanım geldi. Cemre Gür. Kendisini yaralayan şahsın eşkalini verdi. Robot resim mi çizdirdi? Yok abi, videodan teşhis etmiş. Kendisini yaralayan kişiyle aracına çarpan kişi aynı. Kerem Korkmaz isimli şahıs. Kim dedin? Kerem Korkmaz abi. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Yok abi, Cemre Hanım emin. Kerem Korkmaz mı çatlamış bizim avukatı? Tamam Tayfun, biz geliyoruz birazdan. Tamam abi. Geliyorlar. Ben sen bizim ıkımıza bela mı açmak istiyorsun? Neden telefonda söylemiyorsun söyleyeceklerini? Telefonda söylenemeyecek kadar ciddi bir konu çünkü. Neymiş? Söyle o zaman. Cemre onu yaralayan kişinin kim olduğunu biliyor. Nasıl biliyor? Sen nereden biliyorsun bunu? Evden çıkarken karşılaştık. Hazırlanıyordu. O sırada söyledi. O halde dışarı mı çıktı o? Bir dakika ya. Sen başımıza geleceklerden çok o halde dışarı çıkmasına mı takıldın yani? Saçmalama ben ya. Ne yapacağız Demir? Bilmiyorum. Düşünüyorum. Nereye gittiğini söyledi mi? Söyledi. Emniyete. Emniyete mi? Ya sana onu yaralayan çocuğun kim olduğunu biliyor diyorum. Sen beni dinlemiyor musun? Sen biliyor musun? Yani sana bir şey söyledi mi? Evet söyledi Cemre. Şu kazaya karışan çocukmuş. Onun arabasına çarpan çocuk. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Nasıl olmuş, olmuş işte. Bak konumuz bu değil. Ne yapıp edip Cemre'yi durdurmamız şart. Eğer o çocuk ikimizi birlikte gördüyse ve bunu karakolda anlatırsa ikimiz de mahvoluruz, anladın mı? Mahvoluruz. Hemen bir şey yapmamız lazım. Ne yapıp edip Cemre'yi durdurmamız şart. Alo. Alo kızım. Efendim baba. Ne oluyor böyle Cemre? Hı? Emniyete gittiğini söyledi Belma. Benim bundan niye haberim yok? Böyle hep hasta. Ya kalkılır mı Allah aşkına ya? Baba ben iyiyim. Büyütüyorsun şu an. Ha büyütüyorum öyle mi? Tabii büyütüyorum. Çocuğun olunca anlarsın benim yaşadığım stresi. Baba lütfen. Belma seni yaralayan kişiyi teşhis ettiğini söyledi. Doğru mu bu? Evet doğru. Peki emin misin kızım? Nasıl teşhis ettin peki adamı? Beni bıçaklayan kişiyle bana arabayla çarpan kişi aynı. Aynı mı? Evet aynı. Versene şu telefonu bana. Alo Cemre'cim. Bak canım baban da ben de gerçekten çok endişeleniyoruz sağlığın için. Ama bıraksan da şu işlerle babanın ofisindeki avukatlar ilgilense ha? Ne dersin? Ya, beni düşünmenizi anlıyorum ve gerçekten çok da mutlu oluyorum ama bana güvenin biraz. Benden başka kimsenin ilgilenmesini istemiyorum bu davayla. Daha fazla uzatmayalım ne olur. Peki tamam sen bilirsin ama bütün gelişmelerden bizi haberdar edeceğine söz ver lütfen. Tamam söz veriyorum. Her şeyden haberiniz olacak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Cemre, Zeynep. Nasılsın? Bilmiyorum. Kafam karmaşık oldu. Gece kazaya sen de karışmışsın. Polis söyledi. Doğru mu? Arabalardan birinde ben vardım. Ben başka arabalara bakamadım. Kadir yaralı görünce öyle. Gittim. Ona gittim. Kızımı kurtaracaktım. Adama parasını verip kızımı kurtaracaktım. Kurtaramadım. Tutukladılar beni. Böyle bir şey nasıl olabilir Cemre? Biz nasıl aynı kazaya karışmış olabiliriz? Yaralanmışsın polis. Polis yaralandı dedi. Artık seninle o ilgilenmeyecek. Başkası ilgilenecek. Zeynep tamam. Tamam hadi bir sakinleş. Her şeyi sırasıyla konuşuruz olur mu? Ben de hala şoktayım.
Yani bu kaza, senin başından geçenler, ya inanması çok zor. Ama ben seni yalnız bırakmayacağım. Benden başka kimse ilgilenmeyecek senin davanla. Sen bu haldeyken ben seni asla yalnız bırakmam. Yanındayım, sonuna kadar da yanındayım, tamam mı? Cemre? İyi misin? Niye tek başına geldin? Bir haber verseydin. Neden haber vereyim Demir? Ben tek başıma halledebilirim. Bu halde mi? Ya sen de yapma Allah aşkına. İyiyim ben. Hem benim buraya geldiğimi kim söyledi sana? Ne önemi var ki? Belma söyledi. Belma söyledi. Babamı telaşlandırdı. Yetmemiş gibi bir de sana mı haber verdi? Ne yapsın? Korkmuş işte. Ya görüyorsun, korkacak bir şey yok. Müvekkilimle birlikteyim. Bir dakika, gelir misin? Hemen geliyorum. Cemre, sen ne yapıyorsun? Şimdi ne oldu Demir? Senin müvekkilim dediğin kadın şu her yerde haberi çıkan hırsız kadın değil mi? Hakkında soygun yaptığına dair çıkan haberler doğru. Ama bunu tek başına bir suçlu yapmaz. Sen avukat olduğunu mu unuttun? Hayır, benim hiçbir şey unuttum falan yok. Anlamadığım şey, bunca şeyin arasında senin neden bu kadının avukatlığını yaptığın. Şimdi ne yapmam gerektiğini mi söylüyorsun? Müvekkillerime mi müdahale ediyorsun? Sen bir kendine gel ya. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Tamam mı? Böyle bir niyetim yoktu. Ama sen de bana biraz hak ver. Senin için endişeleniyorum burada. Benim için endişelenme. Ben kendimi düşünürüm. Ne demek endişelenme Cemre? Az kalsın ölüyordun ya. Ölüyordun. Şimdi de seni bıçaklayan adamı teşhis etmek için tek başına emniyete geliyorsun. Sen bunu nereden biliyorsun? Belma söyledi dedim ya. Yakalamışlar mı bari? Yani teşhis edebildin mi? İfadesine falan ulaşabildin mi? Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Anladığım kadarıyla elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Ama fazla uzun sürmeyecek. Komiserim. Sen kimsin? Meltem Şahin komiserim. Geçmiş olsun. Ne iş bu? Asayiş'ten geldi abi. Bunu gönder eve. Bundan bir şey olmaz. Ne bozuluyor hemen ya? Nasıl bozulmayayım ya? Şimdi gördü yüzümü. Bir kere bile karşılaşmışlığımız yok. Hem nereden anladın benden olmayacağını? Abi biraz öyle ya. Yekten kimseye ısınamıyor. Sen istiyor musun bizim şubeyi? Herhalde yani. Yoksa niye geleyim ki asayişten buraya? Tamam. Az sık dişini o zaman. Bırak. Zamanla alışır. Yürü hadi gel. Hanımefendi neden burada? Tanıyor muyuz hanımefendi? Avukatım. Avukat. İyi, güzel. O zaman konuşacaklarımız var seninle. Olur, konuşuruz. Ama bilmeniz gereken bir şey daha var. Yani haberiniz var mı bilmiyorum ama ben sadece Zeynep için gelmedim. Avukat hanım haklı abi. Ne için gelmişti başka avukat hanım? O gece gerçekleşen kazada ben de vardım. Hangi kaza? Hani sizin Zeynep hanımla kafa kafaya çarpıştığınız kaza var ya abi. Tamam, ne olmuş o kazaya? O kazada sizin arabalardan başka iki araba daha vardı. O araçlardan birinde ben vardım. Sen mi vardın? Ben vardım. De yani öyle sıradan bir kaza da değil benim için. Karnımdan bıçaklanmıştım. Dur. Bir dakika. Şimdi bir kaza oldu. Bu kazaya da 4 tane araba karıştı. Arabaların bir tanesinde ben vardım, ikincisinde Zeynep vardı. Doğru mu? Üçüncüsünde avukat hanım vardı. Avukat hanım kazadan önce bıçaklandı. Avukat hanım da Zeynep'in avukatı. Ben doğru mu duydum, yanlış mı duydum? Aynen öyle abi. Oğlum dalga mı geçiyorsun benimle? Burası çocuk parkı mı?
Ben mesai saatinde Mavra'yı sevmiyorum biliyorsun. Abi Mavra falan yok. Yani vaziyet bu. Kim bıçakladı avukat hanım? Aldınız mı? Abi orası birazcık karışık. Şimdi önce seninle bir konuşsak mı biz? Ya neyi konuşacağız adam? Aldın mı almadın mı? Bu kimliği mimliği yok mu? Anası babası yeri yurdu belli değil midir? Avukat hanım eşkal falan vermedi mi? Eşkali burada. Kerem lan bu. Abi ben konuşalım dedim sana ama. Kerem. Kerem mi bıçakladı seni? Adı Kerem mi? Sen adını madını boş ver. Bu çocuk mu bıçakladı seni? Evet. Kafa gitti, kafa yandı benim. Dur ya. Bu nasıl bir şey, bu nasıl bir kaza? Ya böyle bir şey görmedim. Abi bu Kerem'le alakalı bir yakalama emri çıkaralım mı? Ne? Yakalama emri abi. Sen şimdi bırak yakalamayı. Hazırlığı bitir, yavaş yavaş çıkıyoruz. Tamam abi. Bizde olmayan bilgileri de paylaşırsanız sevinirim. Sen kimsin hemşerim? Cemre Hanım'ın nişanlısıyım. Nişanlım değil. Yani birlikteyiz ama aynı zamanda da meslektaşım. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Sizin aile dalganız beni bağlamıyor. Peki dışarı çıkın, anlaşın, konuşun. Sen de buradan ikile yürü, haydi. Haydi. Hayır. Haydi. Hayır. Burada bulunmak istiyorum. Demir lütfen. Bizim işimizi bitirecek herifin adı Kerem. Nasıl işimizi bitirecek çocuk? Ne diyorsun sen Demir? Cemre eşkalini vermiş. Asıl bomba şu, olayla ilgilenen başkomiser bu Kerem denen adamı tanıyor. Yani bu hırsızı tanıyor. Duydun mu? Nereden tanıyor? Nasıl olabilir böyle bir şey? İşte Belma, buna mı takılıyorsun? Çocuk nerede peki? Yakalamışlar mı? Hayır ama çok sürmez. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Düşüneceğim bir şeyler. Düşünmek zorundayız, duydun mu? Eğer o herifi bulurlarsa işimiz biter. Demir, sakin ol. Daha bizi görüp görmediğinden emin değiliz. Sakin falan olamam. Elimdeki her şeyi kaybetmeyeceğim. Adamın niye geri döndüğü? Neydi adı? Kerem. Ben de merak ediyorum ama yakalandığında da soracağım. Niye olacak? Cemre'nin ölüp ölmediğinden emin olmak için dönmüştür. Cemre gerçekten çok ucuz atlattın. Seni niye bu kadar merak ettiğimizi anlıyorsundur herhalde. Anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ama ben her şeyi hallediyorum işte. Adamın eşkalini verdim. Kim olduğunu biliyorlar. Yakın zamanda da yakalanır, bir daha da hapisten çıkamaz. O kadar kolay yakalayamazlar. Niye söyledin şimdi öyle? Bu emniyetteki başkomiser tanıyormuş Kerem denen adamı. Öyle mi? Evet, tanıyormuş da yani ne yapacak, adamı mı saklayacak? Yok canım, o kadar ileri gidemez. Adı sana belli, eşkali belli. Ama Cemre'cim gene de birilerini sokabilirim araya. Yok baba, öyle bir şeye gerek yok. Pekala, sen bilirsin. Ama gelişmelerden haberim olsun lütfen. Bak, davalarına karışmamı istemiyorsun. Uzak duruyor. Ama iş kontrolden çıkarsa en azından haberim olsun, değil mi? Lütfen. Akşam yemeği hazır Belma. Tamam, geliyoruz. Ben de artık müsaadenizi isteyeyim. Kalsana. Birlikte yiyelim. Yok ya. Yarın bir davam var. Birkaç dosyaya bakmam lazım. Tamam, yedikten sonra gidersin. Yarınki dava onun için çok önemli. Evet.
Kendini fazla yorma. Yakında iş yükün daha da artacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. Hadi biz de geçelim. Martıdır göklerde süzülen lacivert beyaz rengimiz. Aşarız birlikte her engeli, yanında bu büyük taraftar. İyi günde kötü günde yanındayız biz, sana adanmış bu hayatlar. Seninle yaşayıp seninle öleceğiz, çünkü biz sarı yerliyiz. Yaşa can feda sana, bir sana bir de vatana. Yolun şampiyonluğa açık olsun, saldır sarı yer. İnsan kendini burada yalnız hissetmiyor. Tribünde tek başına da olsan kalabalık içinde hissediyorsun ama yalan. Yalnızsın işte. Yalnızsın. Kerem. Eninde sonunda herkes döner olay mahalline. Evet. Şimdi çok kral bir forvetsin. Güzel bir kesmeyle top tak önüne düşüyor. Topu bir süre sürüyorsun. Bakıyorsun ki sıkı markajdasın. Markajdan kurtulmak için tak 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 ver kaç yapıyorsun. Ver kaçı yaparken... Offside. Büyük offside. Sen büyük offside'a düştün Kerem. Tam olarak düşmüş olduğun durum bu. Maçın Kerem. Bak bakayım bana. Güzel. Tertemiz dövmüşler seni oğlum. Şimdi ya burada her şeyi bana teker teker kılçıksız bir şekilde anlatırsın... ...ya da maç senin için uzatmasız biter Kerem. Anlatacak bir şey yok abi. Ulan! Sen benimle mı geçiyorsun ulan? O Yakup denilen çocuğu hırsızlık yapsın, sen adam yaralama. Gelmeyeyim ulan ben bunları. Abi. Sen 5 yıl önce babanı yaraladığın zaman ne dedin bana? Annemi kurtarmak için yaraladım dedin. Kurtardın mı? Anneni kurtardın mı? Kurtaramadın. Ulan 5 yılını yedin ulan cezaevinde. Güzel miydi cezaevi? Abilerin kibar mıydı? Misafirperverler miydi? Ha? Cehennemdi değil mi? Tekrar o cehenneme dönmek istiyorsan yürü. Ama diyorsan ki bana bak Kadir abi, ben bundan sonra adam gibi yaşayacağım diyorsan otur teker teker bana tel tel dökül her şeyi. Kim kurtaracak ulan seni? Baban mı kurtaracak? Yakup mu kurtaracak? Ha? Oğlum neyine güveniyorsun lan? Hani nerede o? Hani kardeşiniz? Nerede ulan kardeşin? Ne abi benim. Kardeş. Sen bunu kendin istedin. Sen ne istiyorsan biz onu yapacağız. Düş önüme şimdi. Haydi. Haydi.